bu vatan için canımızı vermeye hazırız. Bu vatan için şehit düşen kardeşimizin hangi siyasi partiden olduğunu hiç sorguluyor mu? Hiç sorgulamıyor. Onun adı Mehmet'tir diyoruz, bu vatanın evladıdır diyoruz. Ben elimde AK Parti'nin 18 tane maddeyi açıkladığı broşürüyle konuşuyorum. Hayır ben okumuyorum. Hayır diyen broşürü okumuyorum. Evet ben de broşürü okuyorum. Allah rızası için sizden de rica ediyorum. AK Parti'nin kardeşlerimizin dağıttığı evet broşürünü muhakkak okuyun. Muhakkak okuyun. Burada bir şey söylüyorum. Birinci madde Cumhurbaşkanlığı ve anayasa kararsız olacak diyor. Yedinci madde Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olacak diyor. Burada 18. madde Türkiye'deki 5 ili kurumlarını birleştirip bölgesel yönetim ilan edebilecek. Allah rızası için bana bunun bir tek nedeni birisi açıklasın. Tek bir neden. Neden 5 ilin, 6 ilin, 10 ilin kurumları birleştirilerek bölgesel yönetim ilan etme yetkisi bir tek kişiye veriliyor? O kişi genel kurmay başkanını atıyor, MİT'i atıyor, milletvekillerini atıyor, bakanları atıyor. Bakanlardan bir tanesi eğer milletvekili ise milletvekilliğinden istifa etmez. Ya o kişi hata yaparsa, bir kere hata yaparsa, bu yapmadı bir başkası yaparsa, Türkiye bedelini ödemek zorunda kalacak. Sizden ricam bunu vicdanınızda düşünmenizdir. Bana vakit ayırdınız, oyununuzu gördünüz, hakkınızı helal edin. İnşallah milletimiz birlik ve beraberlik içinde bu olaylardan daha sahip çıkar, öne açık olur, hepinize saygılar sunuyorum.